Merhabalar, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için mükemmel bir sos hazırladım. Ezme, domatesli, biberli, sarımsaklı, inanın muhteşem bir lezzeti var. Eminim yaptığınızda, tadına baktığınızda başka bir tarif yapmayacaksınız. Görünüşünü de görüyorsunuz. Şimdiden kolay gelsin diyorum ve tarifime başlıyorum. Kışlık ezme tarifimiz için 2 kilogram domates kullandım. 1 kilo normal istediğiniz domatesten, 1 kilo da şu şekilde etli yumurta domates diyorum ben buna. Yumurta domatesten aldım. 2 kilo domates kullanıyorum. Siz isterseniz 4 kilo, 5 kilo istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Ben bugün 2 kilo yapacağım domatesten. Yarım kilogram da kapya biberim var. 250 gram acı biber. İsterseniz siz hiç kullanmayabilirsiniz ya da daha fazla da kullanabilirsiniz eğer acı seviyorsanız. Tatlı yeşil biberim var. Şöyle yarım kilodan daha az. Bir kase sarımsağımı soydum, temizledim. Bir kase sarımsağımız var. Bir çay bardağı zeytinyağımız, bir çay bardağı kavaklı dere sirkemiz, üzüm sirkemiz, tuzumuz var. Tuzumuza bakacağız. Ona göre tuzumuzu kendimiz ağız tadımıza göre ayarlayacağız ve üzeri için de maydanozumuz var. En son maydanozu ekleyip kaynatıp kapatacağız inşallah. İlk önce yapmamız gereken domateslerimizi bu şekilde kabuğuyla, kabuğunu soymamıza gerek yok. Robotta yaptığımız için daha güzel oluyor. Bu şekilde güzelce domateslerimizi yıkıyoruz ve robotumuza doğradıktan sonra şu kısımlarını temizleyelim mutlaka ve robottan geçirelim. Eğer robotunuz yoksa rendeleyebilirsiniz. Hiçbir fark olmayacaktır. Robot sadece işimizi kolaylaştırıyor ama robotunuz yoksa rendeleyebilirsiniz. Bu şekilde bütün domateslerimizi robotumuzdan geçerek tenceremize koyalım. Bu şekilde robottan parçalayıp bütün domateslerimizi kaynatacağımız tenceremizin içine koyacağız. Bütün domateslerimizi robotumuzdan geçirdik ve şimdi ocağımızın altını açıyoruz ve domateslerimizin kaynamasını bekliyoruz. Kaynadıktan bir 20-25 dakika sonra kapri biberlerimizi, kırmızı biberlerimizi de aynı şekilde robottan çekeceğiz ve üzerine atacağız. Domateslerimiz kaynarken biz de biberlerimizi temizleyelim ve robotumuzdan çekip hazırlayalım. Bu şekilde biberlerimizi de robotumuza doğrayalım. Aynı şekilde domatesi yaptığımız gibi robotumuzdan kırmızı biberlerimizi de hiçbir tarafını israf etmeyelim. Güzelce her tarafını temizleyelim. Çekip hazırlayalım. Şimdi sırada yeşil biberlerimiz var. Yeşil biberlerimizi de aynı şekilde isterseniz şuradaki çekirdeklerini ayıklayabilirsiniz ama ben ayıklamayacağım. Fazla bir çekirdeği yok. Onun için biber çekirdekleriyle birlikte robottan geçireceğim. Ama şöyle büyük olanların çekirdeklerini alalım. Ve bütün malzemelerimizi bu şekilde robottan geçirerek hazırlayalım. Domateslerimiz kaynarken biz de bu işlerimizi yapalım.
Şimdi sırada acı biberimiz var. Acı biberimizi çok dikkatli bir şekilde ayıklayalım. Ve gözümüze asla, ağzımıza, yüzümüze değirmeyelim. Çok acı. Sonradan çok zor oluyor. Acı biberimizi de bu şekilde robottan başlarını ayıklayarak aynı şekilde geçirelim. Ve acı biberimizi de hazırlayalım. Evet, son olarak sarımsağımız kaldı. Sarımsağımızı da aynı şekilde robottan geçireceğiz. Ve sadece maydanozumuz kalacak. Maydanozumuzu da yıkadıktan, temizledikten sonra ince ince kıyarak hazırlayacağız. Evet, bütün malzemelerimizi robottan geçirerek hazırladık. Ve şimdi domatesimizin başına geçelim. Domatesimiz kaynamaya başladı. Tahta kaşıkla arada karıştıralım. Ve 20 dakika kadar domatesimizi güzelce kaynamaya bırakalım. Sosumuz kaynamaya devam ediyor. Domatesimiz kaynayalı tam 20 dakika oldu. Şu şekilde. Şimdi sırada kırmızı biberimiz var. Kapri biberimiz. Ekliyoruz. Karıştıralım. Ve bir 20 dakika domatesimizde kapri biberimizin kaynamasını bekleyelim. 20 dakikada bu şekilde kaynatacağız. Bu sosumuzda önemli olan kaynayıp hepsinin de güzelce tadının bırakması. 20 dakikada bu şekilde biberimizle domatesimizi kaynamaya bırakacağız. Kapri biberimizle domatesimizi kaynattıktan sonra içine yeşil biberimizi ekliyoruz. Ve acı biberimizi de ekleyelim. Bir 20 dakika kadar da bu şekilde kaynatacağız. Şöyle güzelce karıştıralım. Dakikada bu şekilde kaynamalarını bekleyelim. Şimdi de sırada sarımsaklarımız var. Sarımsaklarımızı ekliyoruz. Tabağımız da kalmasın. Yaklaşık 2,5 saat kaynaması gerekiyor sosumuzun, ezmemizin. 20'şer dakikadan şimdi de sarımsaklarımız 20 dakika daha kaynatacağız. Şöyle göstereyim size. 20 dakikada bu şekilde kaynadıktan sonra sirkemizi, yağımızı, maydanozumuzu ekleyeceğiz. Ve altını kapatacağız. Artık sosumuz hazır hale gelecek. Ve kavanozlarımıza koyup kışın afiyetle yiyeceğiz inşallah. Evet, kaynatma işlemimiz bitti. Şimdi içine sıvı yağımızı, altını kapatmıyoruz tabii ki. Sirkemizi ve tuzumuzu ilave edeceğiz. Tuzumuzu kendimiz bakarak ekleyelim. Çok tuzlu olmasın. Ben şimdilik bu kadar ekliyorum. Ve daha sonra tadına bakacağım. Ona göre tekrar tuz ekleyeceğim. Bakın rengi çok güzel oldu.
2-3 dakika bu şekilde kaynamalarını sağlayacağım ve doğradığım maydanozları ekliyorum. Maydanozlarımızı da şu şekilde karıştıralım. Ve 1 dakika kaynattıktan sonra altını kapatacağım ve sıcak sıcak kavanozlarımıza doldurup ağzını kapatacağız. Uyutma yapacağız ve kışın afiyetle yiyeceğiz inşallah. Şimdi sıcak sıcak kavanozlarımıza koyalım. Kesinlikle hemen ocağınızdan indirir indirmez kavanozlarınıza koymaya başlayın. Ya da ocağınızda kaynarken koyun. Dolduralım. Kavanozlarınızı güzelce yıkayıp kuruladıktan sonra kapaklarınızın da yeni olmasına çok önem gösterin. Mutlaka yeni olsun ve çok güzel bir şekilde ağzını kapatalım sıkıca ve bu şekilde uyutmalarımız yemeğe hazır hale gelsin. Evet, iyice kapatalım sıkıca. Şöyle göstereyim size. Sosumuzu tamamladık ve size şu şekilde bakın son halini göstermek istiyorum. Tadına baktım, gerçekten muhteşem oldu. Eminim bu tarifi bir kez yaptığınızda her sene bu tarifi yapıp yiyeceksiniz. Umarım beğenmişsinizdir videomu. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma ücretsiz abone olup yorum yazıp beğenirseniz çok sevinirim. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin. Afiyet olsun.